Evet. Evet sevgili dostlar, bir tweet TV daha başladı. Dop dolu gündem, heyecanlı bir gün, çok güzel tweetler. Bugün tweetimizi asistanımız değil, kendimiz hazırladık. Biz kendimiz de yapabiliyoruz. Evet Olguncum, tweetleri hazırladın mı? Ayın kaçı? 16'sı. 16. Yarın Simirna'nın Ortaköy'deki açılışına katılıyoruz beraber. Evet. Orada takipçileri bekleriz. İyi günler. İyi günler. Hemen best top 10 tweetlerimiz. Semih Yaşar, süs biberi, Trakya kızanı, Faruk Ken, derin adam, paçoz. Paçoz. Evet. Ya paçoz. Paçoz. Paçoz çok başarılı bence. Şunu okur musun? Evet. Herkesin yok hayatında... Yok abi şeyi... Tweet'in sahibini. GK.MRT Tekerlekli Barbunya, Emre Akkaya, Nuri Verço. Nuri Verço. Yani Nuri, Nuri Verço, Nuri Alço'nun... Bir bakıyor musun? Gerçekten Nuri Alço'ymuş falan. Nuri Alço gözü görmez ki onu yazmaya. Neden? Ya gözlük takıyor falan, yarım saat uğraşıyor. Şimdi ben gıyabında konuşturtmam. Aslında bugün bir konuğumuz da var. Evet. Var var. Yok yok, teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar. Kayıpşehir. Kayıpşehir lütfen. Yok, hayır, oyunculuğunuzu konuşacağız. Oyunculuğunuzu konuşacağız. Tamam ama şey, hazır hissetmiyorum. Olsun, sıkıntı yok. Bizde hiçbir zaman sıkıntı olmaz. Evet Gökçe, sevgili dostlar. Gökçe Bahadır'la müthiş bir ikili. Biraz önce inanın içeriye girdim. Müthiş oynuyor dedim. Teşekkür ederim, çok kibarsınız. Yani seni biraz tanıyabilir miyiz? Yani ne anlatmam gerekiyor bilmiyorum da. Kısaca kendinden ve diziden. Yani dizi Ayrımcılığa Karşı yapılmış ilk bir dizi biliyorsunuz Türkiye'de. Evet. Ve birçok ilki içinde barındırıyor. Kayıpşehir. Anlatmak istediği şeyi doğru şekilde anlatıyor bence. Tabii ki yani farklı görüşleri olan insanlar vardır vesaire duyuyorum. Mutluyum. Daha ne söyleyeyim? Şey, bir merdiven sahneniz var. Ben seni görmüştüm. Ha, evet, evet. Hayır hayır, orada sanki böyle doğal, gerçek hayattaymışsınız gibi. Nasıl... Sanırım Gökçe'yle frekansımız, oyunculuk adına elektriğimiz çok iyi ve gerçekten öyle çok normalmiş, doğaçlamaymış gibi oynuyoruz. Yani yazılan şeylere bir şey eklemiyoruz, onlar zaten yazılmış ve inanılmaz şekilde yazmışlar. Hani olabileceği şekilde, hayatın içinde nasılsa öyle yazmışlar. En fazla gülüş şeklimiz, gülüşümüzün tonajı falan filan. Çok eğlendiğimiz için de, o kadar eğlendik ki o sahnede. İnanılmaz şekilde doğal gibi gelmiş herkese. Çünkü zaten krize girdik yani gülmekten. Aynen, ben de biraz önce girdim, tebrik edecektim, bulamadım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür edeceğim. Tamam, oldu. Çok değil, başka görüşmeler. Zaman daha uzun inşallah. Tamam, oldu. İlk tweet okudum, ben şaşırdım. Yok, okumadım. Semih Yaşar, bazısı menfaati bitene kadar insan, bir de bakmışsın bir anda oluvermiş şeytan demiş, uyaklı. Manidar. Aslında süs biberi de güzel bir tweet atmış bugün. Zeki erkekleri çekici buluyorum. Zekasını bana karşı sile olarak kullananlar hariç. Estağfurullah. Sen kullanıyor musun? Ben zekam çok keskindir. Zekamı herkese karşı kullanırım. Trakya kızanı, bir sonraki tweetimiz, keyifsiz olduğumuzda bile yüzümüzü güldürmeyi başarabilen insanlar hayatımızda olduğu sürece sırtımız yere gelmez. Burada var mı böyle? Keyifsiz olduğun anda kime gidersin abi? Kimi keyifsiz, ararsın? Keyifsiz olduğun zaman telefonu zamanlarda... açıp 900'lü hatları mı arıyorsun? Estağfurullah, ya. Estağfurullah. Öyle şey. Biz bu arada sevgili Mustafa Uzun Yılmaz da burada. Evet. Rica ettik ama dedi ben yeni havalimanından geldi, yorgunum dedi. Belki katılırım dedi. Yorgunum dostlarım, tutun kollarından düşerim şimdi. Bir sonraki tweetimiz Faruk Ken. Çok sevdim bu tweeti. Ben number one bugünkü benim için. Evet. Sevgilim olduktan sonra en sevdiğim rengi, en sevdiğim yemeği, dinlediğim müzikleri ve en önemlisi bir burcum olduğunu öğrendim. Bir odun yazmış. Çok güzelmiş. Odun. Bir de ben şeyi merak ediyorum. Kız arkadaşlarımız da genelde şeyle oluyor. Kız arkadaşlarımız da çıkasıya kadar bir sürü sıkıntı çekiyoruz. Çıktıktan sonra da kurtulma sıkıntısı çekiyoruz. O ne acaba? Bana bir taş. Yok mı? Estağfurullah. Seninle ilgisi yok da genelde böyle bir durum oluyor. Bu hareketlerin güzel, niye yapmıyorsun? Yok, bir sonraki tweetimiz derin adam, hani bazen onu sevdiğin için kendinden nefret edersin ya, günün onun yüzünden kötü geçer ya, işte yenilgi sonrası futbol aşkı da böyle. Tuttuğun takım? Milli takım. Mustafa, futbolla ilginiz var mı? Biraz. Trabzonspor yenildiğinde ne yapıyorsun? Yok, hiç rahatsızlığım yok. Sadece yani olabilir. Ben bakmıyorum.
Evet. Bu bir yarıştır, bilir sonuçta mutlaka kazanır. Evet. Evet sevgili dostlar, ben bir şey söylemek istiyorum. Şiar eser. Üzerinde kostümüm tasarımcısı. Ona çok teşekkür ediyorum. Onun bir de yaptığı organizasyonlar var. Sosyal sosyal danışma. Bu kimsesiz çocukların kimsesiz çocukların olduğu yer neresiydi ya? Çocuk esirgeme kurumlarına gidip orada abilik yapıyor. Önümüzdeki günlerde şiar eser bizim konumuz olacak. Onun dışında yo devam et. Sen bir şey hareket mi yapıyorsun bana? Hayır. Şiara çok teşekkür ederim bu arada. Sonraki tweetimiz Paçoz'dan geliyor. Sormaktan vazgeçemediğimiz en mal soru, aşkım beni seviyor musun? Sanki adam hayır seninle sadece yatıyorum ama iyi kızsın diyecek. Bu da çok ama gerçekten vardır yalnızlar. Benim çocukluk yıllarımda böyle hep aynı muhabbet var. Senin çocukluk yıllarında oldu mu böyle bir şey? Bu hangi ülkeden olursa olsun insan... Ben bir kadının beni seviyor musun sorusuna zaten bir şey. İllet olursun. Sen çok rahatsız bir adamsın. Hayır, bir de beni gün 5 defa mesaj geldi mi ben buz gibi soğuyorum. Bitiyor mu her şey? Yani hayır, 6. mesajda ben game over. Game over. Sorduğu zaman ilk söyleyeceğiniz şey hayır canım. Evet ama denmiyor işte öyle ama ya. Ama Mustafa abi her gün de sorulmaz ki. Sorulmaz. Siz diyeceğiniz en iyi ama şey sen yaşlandın ama. Ben genç 18-20 yaşlarında olsaydım. Aslında sen beni sevme dercesine soruyorsun diyeceksin. Ben hayatımda bir kez aşık oldum ve hiç beklemediği bir anda şey dedim. Seni köpek gibi seviyorum. Kedi gibi de şey yapma ya. Seni köpek gibi beni. Ya bir ya ama doğru sadıklık var. Evet. Ben bir kıtmirim. Evet, bir sonraki GK Mert, herkesin hayatında o günün gelmeyeceğini bildiği halde özür beklediği bir öküz vardır demiş. Yani herkesin içinde bir yara var. Bir bayağı atıyor bunu, birikleri. Göğü 10 tane farklı arma. Ha, genelde bayağı denk geldik. Evet, tekerlekli barbunya sonraki tweetimiz. Hadi geceleri bir şekilde uyumayı becerirsin, kurtuluyorsun bazı şeylerden ama sabahları her şeyle yüzleşiyorsun, kaçışı yok. Oluyor mu sende? Oluyor, çok oluyor ya. Akşamları güzel oluyor da sabah kalkınca hayat... Yine bir mesaj geldi gördüğün gibi. Evet. Sonraki mesajımız... Sabah hayat gerçekten yüz yüze kalıyorsun. Sonraki tweetimiz sevgili Emre Akkaya, müthiş tweetleri var onun da. Bir kadının kalbine giden yol çiçekten, kolyeden, ne bileyim çikolatadan falan geçmez. Senin adam gibi sahiplenmenden geçer yeğen demiş. Doğru. Ama bu da kadınların koza. Kadınlar o şahsiyeti gelişmemiş insanların sığındığı yerdir o. Neden? Yani herkes kendi ayakları üstünde kişi olarak durmayı öğrensin. Kimse kimsenin sahibi değildir. Mal mı o? Ama kadın... Şimdi güzel bir istatistik şey vermeyeceğim ama Çoğu abi gelsene abi sen de şöyle ayağa kalksın abi. Çoğun orada ya. Şeyde kalıyorsun. Vallahi gelsen diyorum ya. Zayıftı kalıyorsun yani. Hayır, zayıf kalma sen. Çoğunluğun şeyi der. Sahiplenmeye ihtiyacım var benim. Evet. Kişinin gelişmemesi oradan bir şey çıkmak. Anksiyete bozukluğu. Bugün Aynursan'la görüştün mü? Konuyu çok... Hemen şunu tutayım. Ne sevmeyi bilir, ne sevgiyi vermeyi bilir. Aynursan'la görüştün mü bugün? Görüştüm, ileteceğim. Bir son tweetimiz Nuri Verço. Sen köpek gibi seversin demiş. O da kedi gibi gider. Terk eder daha doğrusu. Evet. Yani bu... Bilmiyorum nasıl oldu tweetleri bugün. İlginç şeyler var ama... Bilimsel bir açıklaması var Mustafa, bilimsel. Maalesef günümüzdeki insanların sevgi konusundaki şeyi eksiklikleri bu. Evet sevgili dostlar. Bunu zaman zaman kuzene de soruyorum. Tekrar Erol Günaydın'ın vefatı bizi çok üzdü, derinden üzdü. Erol Günaydın için dün... Mekanı cennet olsun. Videoyu çekerken son dakikada baktık, büyük usta vefat haberini aldık. Ne diyorsun? Hem hemşerimiz hem duayenimiz. Ne Trabzon. Vallahi yani, tabii ki hemşeri olmasının da ayrı bir şey var ama büyük genelde Türkiye'ye mal olmuş bir değerdi. Yani onlar çok özel. Orijinal değil mi şahsına münasır? Mustafa abi de çok kayıplar vardı. Yani sinemada, tiyatroda, işte edebiyatta, ben bile çok yakın aramda. Yani Allah rahmet eylesin, çok özel insanlardı. Onlardan daha olmayacak maalesef.
maalesef. Tweet'teki arkadaşlar da günümüze uygun. Onlar da bizim gibi dokunmayı sevmeyi deneyecektir. Güzel bir saptamazsın. Evet sevgili dostlar, şey dün sana... Harun Kolçak, benim koleksiyonum Harun Kolçak yardım etti dün. Şiar getirdi. Onlara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Şiar'ın bu kimsesiz çocuklara karşı duyarlılığı için de tebrik ediyorum. Sen de sormak istiyorsun. Biraz feminen durmuş ama olsun. Biz bunları satacağız, şey mağazada bulunduracağız önümüzdeki günlerde. Sevgili Yalçın, avantgardiste dünyanın her yerinden kadınlar geliyor. Evet. Yani, turistler geliyor. Şey kıyaslamasını yapmanı isteyeceğim senden. Türk kadını nasıl giyiniyor? Onları baz alırsan ya da karşılaştırırsan, kıyaslarsan. Çok radikal bir soru. Ben cevabını vermeden önce küçücük bir şey söyleyeceğim. Bir TRT'nin belgeseli için Yunanistan'ın Alexandropolis şehrine gitmiştim. Böyle sokakta bakıyorum, hayatımda bu kadar iyi giyinen kadın ve erkeği bir arada görmedim. Yani gencinden yaşlısın. Bir şey söyleyeceğim. Ki ekonomileri de kötü. Evet. Sen ne diyorsun? Ben Yunanlıların dünyada en bonkör ülke olduğunu biliyorum. Türklerden, belki Türklerden öncedir onlar. Giyim kuşam. Giyim, bonkör, bahşişi en çok veren, şovu çok seven bir ülkedir bana göre. Çok Yunan dostlarım var burada. Yana Samaras'a çok teşekkür ederim. Selamlar sunuyorum Atina'da. Şey soracağım. Yunanlılar gerçekten çok iyi giyiniyorlar. Bence dünyanın modanın merkezi Japonya, Tokyo'da. Herkes İtalya, Fransa sanar ama hiç alakası yoktur. Dünyanın en... Evet. Herkes... Neden Tokyo'dur abi? Çünkü bizden 100 yıl ileride yaşıyorlar. Paraya gerçekten kıyıyorlar. Bizim burada sattığımız 5 liralık şeyler onlar 80 euro, 200 euro. Mağazaların önlerinde kuyruklar oluyor. Şimdi burada burayla alakası yok yani. Biz yani Japonya, İtalya, Fransa dünyanın en iyi ülkeleri böyle bunlar. Moda hep oraya giderler, kopya yaparlar, geri gelirler. Sanarsın ben şey mi diyorsun? Tasarımcıların ağababaları Japonya. Evet de ama orada da kaliteli var. Kesinlikle kaliteli. Ama Japonlar bu konuda bizden 100 yıl ileride. Şeyi kıyaslamayı Türk kadınının giyimi. Türk kadınının giyimi tabii ki. Yani şu anda ben ona bir şey söylemek istemem. Çünkü ben sonuçta burada bu işi yapıyorum. Türk kadını. Türk yeni jenerasyon çok iyi giyiniyor. Ben bir şey söyleyeyim. Yeni jenerasyon çok iyi giyiniyor. Mustafa abi sen ne diyorsun? Ben şöyle bir şey. Yeni jenerasyon, eski jenerasyon anlamam.